Merhaba değerli dostlar, sevgili seyirciler, Raindrops TV olarak 3 aylar öncesinde bugün özel bir yayında karşınızdayım. Merhum Mehmet Akif bir şiirinde asrın idrakine söyletmeli İslam'ı diyor. Bugün asrı idrak eden insanlar parayı, ekonomiyi, bilim ve sanatı, kitap ve kültürü, teknolojiyi elinde tutan, onlara yön veren insanlar. Dünyanın önemli bir bölümü hala açlıkla mücadele ederken bir bölümü sefahat ve keyifle yaşıyor. Bazıları hiç açlık çekmiyor. Bazılarınınsa bir gün bile karnı doymuyor. Kimi altın kaplamalı tahtlarda oturuyor, kiminin çatısında bir parça bez bile yok. Dünyanın canını okuyanlar da bu dünyada yaşıyor, dünyadan hiç nasibini almayanlar da. Yani adalet yok, eşitlik yok, hakkaniyet yok. Kendi varlığını devam ettirmek artık çok zor çünkü küreselleşiyoruz. Dünya küçük bir köy haline geldi. Teknoloji dünyayı büzdü, küçülttü. Her yere birkaç saatte ulaşma imkanı verdi bize. Teknoloji Allah'ın bir nimeti ama bunu kişisel hesapları için kullanan insanlar ölüm kusuyorlar, hastalık üretiyorlar, baskın kültürle her şeyi tekelleştirmeye çalışıyorlar. Yani hemen her şeyin dengesi bozulmuş, ekseni kaymış. Yaratılış hikmetine aykırı bir şekilde kullanılıyor hemen her şey. Bütün bunlara bir hekim elinin değmesi gerekiyor ve her şeyi varlık sebebini uygun kullanmayı öğretecek öğretmenlere ihtiyacımız var. Fethullah Kılıçlıoğlu efendi ortaya koyduğu eserler ve inşa ettiği insan modelleriyle günümüzün problemlerine en doğru çözüm üreten mütefekkirlerden biri. Bugün Hocaefendi'nin hayatını ve eserlerinin tanınıp tanıtılmasının önemi üzerinde duracağız. Respekt Eğitim Kurumları Sürekli Eğitimler Bölüm Direktörü Kerim Balcı Bey ve ilahiyatçı Cemal Türk hocamız bugünkü yayın konuklarımız. Cemal hocam hoş geldiniz. Kerim abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hürmetler. Hoş bulduk Kemal Hocam. Şimdi zor, zor bir konuyu seyircilere aktarmaya çalışacağız. Ee, benim bu zorlukların üzerinden gelmem için şansım Kerim abiyle daha önceden benzer konuları farklı mecralarda konuşmuş olmak. Dolayısıyla müsaade ederseniz ilk soruyu da ben Kerim abiye sormak istiyorum. Respekt eğitim kurumlarında çünkü Hoca Efendi'yi anlamak, Hoca Efendi'nin eserlerini anlamak üzerine ciddi çalışmalar var. Bu çalışmaları bir özetleyebilir misiniz? Hangi çalışmalar yapılıyor? Kemal Bey, Respect Graduate School'un bünyesinde Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezimiz var. Bu merkez bünyesinde hem Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin eserleri ve aksiyonunu hem de muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin eserlerini, aksiyonunu, vizyonunu, misyonunu tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Bu çerçeve içerisinde bir dizi seminerimiz var. Mesela Hoca Efendi'nin kütüphanesi gibi bir seminerde Hoca Efendi'nin bütün eserlerinin içerik analizine tabi tutularak referansların kodlama, kodlanması, kaynakların tespit edilmesi, böylelikle Hoca Efendi'nin eserinin sadece kendi başına değil, arka planındaki İslam geleneğiyle, hatta Batı geleneğinden derlemiş olduğu çiçeklerden aldığı bal açısından bakılırsa, topyekün insanlık medeniyetinin geçmişiyle olan irtibatını tesis etmeye çalışıyoruz. Bir anlamda külli bir nazarla Pırlanta serisini yeni baştan okumaya çalışıyoruz. Yine yapmış olduğumuz seminerlerin içerisinde hizmet hareketi ve medeniyet inşası gibi bir seminerde Hoca Efendi'nin bize koymuş olduğu vizyonun temel prensiplerini yazılı hale getirmeye çalışıyoruz. Hizmet Viki gibi bir çalışmanın içerisinde Hoca Efendi'den, Hazreti Üstad'dan öğrendiğimiz temel İslami kaynaklı kavramların içini doldurmaya ve yeni asra anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle genç kuşakların anlayabilecekleri şekilde yeniden ifade etmeye çalışıyoruz. Bizler tam olarak akademisyen insanlar değiliz. Bizim çalışmalarımız geleceğin sosyal bilimcilerinin ve ilahiyatçılarının vefalı akademisyenlerin Hoca Efendi'yi ve Hazreti Üstad'ı ele alarak insanlığın yaralarına merhem üretebilecekleri malzemeyi hazırlamak. Bu anlamda bizim yaptığımız işe bir ihzariye, bir hazırlık olarak bakılabilir. Bu çerçeve içerisinde bir de hayal avcılığı projelerimiz var. Hoca Efendi gibi zatlar sadece yaptıklarıyla büyük değillerdir. Aynı zamanda gelecek kuşaklara gösterdikleri hedeflerle de büyük insanlardırlar. Hocamız pek çok eserinde bu konuda bir doktora yapılabilir. Bu konuyu vefalı akademisyenler ele alırlarsa buradan bambaşka şeyler çıkabilir. Veya riyazi düşünce gibi şimdilik e, lafı güzaf gibi görülen bu meseleden çok büyük hakikatlerin çıkacağına dair ümidim var gibi ifadelerle bize açık kapılar bırakıyor ve geleceğe bağlı bakan hedefler veriyor. Biz de bu hedeflerin bazılarını canlandırmaya, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesela Hac ve Umre Sertifikası Programı bunlardan birisi, Siyer Felsefesi Semineri bunlardan birisi, önümüzdeki haftalarda başlayacak olan Psikolojik Sosyolojik Tefsir Projesi bunlardan birisi. Bu anlamda respektte umumen bir ilim aşkını teşvik etmeye yönelik bir gayretin parçası olduğumuzu söyleyebilirim. Sanıyorum şu sözü çok sık söylediğimi biliyorsunuz siz. Dura anlaşmış Müslüman aklını harekete geçirme çabası bizim yaptığımız. İnşallah bu Müslüman aklını geçtiymiş. bir şey Aklı ne demek? Bunu, bunu soracağım az sonra ama şimdi bu yapılan çalışmalar, Hoca Efendi'yi anlama gayreti, Hoca Efendi'yi anlatma gayreti, 7'den 77'ye Hoca Efendi'nin hem düşüncelerini hem aksiyon bölümünü anlatma gayreti bize has bir şey mi? Size has bir şey mi? Cemal Hocam'a sormak istiyorum bunu. Gelenekte bu tip çalışmalar nasıl yapılmış? Ya da bu tip çalışmalar yapılmadığı için bugün bize ulaşmayan değerli ilim adamları, mütefekkirler, abidler, insanlar var mı? Dolayısıyla bu çerçeveden bakarak bu çalışmaların önemini biraz daha iyi anlayabiliriz belki Cemal Hocam. Kemal Bey teşekkür ederim. Mücademi. Söylediğiniz gerçekten tarihi bir hakikat. Ee, kıymeti, değeri bilinmiş, takdir edilmiş ve o kıymet ve değere göre gayretlerle mukabele görmüş ilim adamlarının mirası, birikimi arkadan gelen nesillere güzel bir şekilde intikal ettirilmiş. Ama çok önemli ilim adamları çok güzel gayretler ortaya koymuşlar. Çok güzel tespitlerde bulunmuşlar. Fakat bunlar çevresi tarafından takdir edilip e, kayda geçirilip arkadan gelenlere intikal ettirilemediği için insanlık adına çok büyük kayıplar olmuş. Bu arada Hoca Efendi'nin rical okuturken e, karşımıza çıkan ravilerden biri Leysib Nisad Hazretleri'dir. Mısır'a yerleşmiştir. Aslan Orta Asyalı'dır. Fakat e, Mısır'ın fakihi, Mısır'ın alimi diye iştihar etmiştir. Öyle e, şöhret bulmuştur. Onun hakkında bizzat İmam Şafii Hazretleri'nin şu sözü nakledilir e, rical kitaplarında. Leys ibn Sa'd, İmam Malik'ten daha fakihti. Efkahu <laughs> min Malik'in. Velakin ashabuhu lem yakumu bihi lem bihi iki türlü de okuyorlar. Fakat çevresi onun kadrini, kıymetini tam takdir edemediler. Onun e, ortaya koyduğu ilim mirasına hakkıyla sahip çıkmadılar şeklinde ifade ederler ve İmam Leys ibn Sa'd'ın vefatıyla bir manada onunla temsil edilen ilmin de kabre defnedildiği üzerinde durur. Ya bu gerçekten çok önemli. Bu manada müstakil mutlak ihtihas seviyesine ulaşmış alimlerden bahsedilir. İmam Evzai gibi, İmam Sevri gibi ve daha sonraki dönemde İbn Cerir'ü Taberi gibi onların bu manadaki çalışmaları, gayretleri arkadan gelen takipçileri, talebeleri tarafından çok güzel kayda geçirilemediği için çok önemli şeyler kaybolmuş diye üzerinde durulur ve tarihi bir üzüntü vesilesi olarak gele, arkadan gelen nesillere aktarılır. İşte bu manada Kerim Bey hocamızın da ifade ettikleri gibi ortaya konmuş olan bu güzel gayretlere, bu mesailere, nurlara ve pırlantalara şu anki konumuz o olduğundan dolayı ve içinde bulunduğumuz merkez o istikamette gayretler, faaliyetler yaptığı için onun üzerine konuşuyoruz. Yoksa Hoca Efendi'nin bir yazısı hatırıma geliyor. Ruhumuzun heykelini dikerken kitabında. Aksiyon ve düşünce makalesi var. Onu takiben düşünce ve aksiyon insana makalesi var. İlk makalede Hoca Efendi, yeryüzü mirasçıları olarak ki yeryüzü mirasçıları semineri de Respekt'teki Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin çok önemli projelerinden biriydi. Üzerinde birkaç dönem duruldu. Yeryüzü mirasçıları olarak mücadele çizgimizi aksiyon ve düşünce sözcükleriyle hülas etmemiz mümkündür diyor. Ve o yazıda aksiyonun düşünceyle beslenmesi ve düşünceyle beslenen aksiyonun daha geniş ve derin düşüncelere yol açması istikametinde düşünce aksiyon salih dairesinden bahsediyor. Bunu anlattıktan sonra gelecek yazıda misal kabilinden bazı düşünce ve aksiyon insanlarından örnekler veriyor. Ne gibi? Merhum Filbeli Ahmet Hilmi gibi, Ferit Kan Bey gibi, Mustafa Sabri Efendi gibi, Baban Zate Ahmet Naim gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi, Necip Fazıl gibi, Süleyman Efendi Hazretleri gibi, Elmallı Hamdi Yazır Allame gibi zatların ortaya koymuş oldukları düşünce ve aksiyonlarına dikkat çekiyor ve bunların tanıtılması gerektiği üzerine araştırmalar yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Ve bunu onların ortaya koyduğu bu gayretlere karşı bizim üzerimize düşen bir kadir bilirlik olarak ifade ediyor. Ve ardından sözü Hazreti Bediüzzaman Hazretlerine, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine getiriyor ve diyor ki ve hele imanı, düşüncesi ve baş döndüren aksiyonuyla Kemal Bey dikkat ederseniz aksiyon değil, baş döndüren aksiyonuyla Bediüzzaman'ı hatırlamamak mümkün mü diyerek sözü Hazreti Bediüzzamana getiriyor ve bizim şu anki çalışmalarımızın ilham kaynağı olan hocamızın ifadelerinden bir kısmı müsaadenizle onu aynen metinden okumak istiyorum. Çünkü çok Buyur. güzel aynıyla aktarmazsam eksiklik olacak. Bediüzzaman Hazretleri üzerinde titizlikle durulup düşünülmesi araştırılıp insanlığa tanıtılması gerekli olan bir simadır. O İslam aleminin inanç, moral ve vicdani enginliğini hem de en katıksız ve müessir bir şekilde ortaya koyan çağın bir numaralı insanıdır. Bu paragrafın sonunda da hocamız diyor ki bana çok dikkat çekici geliyor bu cümle. O Hazreti Bediüzzaman bütün ömrünü kitap ve sünnetin gölgesinde tecrübe ve mantığın kanatları altında derin bir aşk ve heyecanla beraber hep bir muhakeme insanı olarak sürdürmüştür. Bu cümle üzerine birçok çalışma yapılması gereken bir cümle. Hoca Efendi bu cümlede Hazreti Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu bütün eserlerini İslam ilim geleneğinde bilhassa kelam kitaplarının hemen girişlerinde üzerinde durulan esbab-ı ilim mevzu üzerine yorumluyor ilmin, bilginin, gerçek sağlam bilginin kaynakları mütevatir haber, havası selime, tecrübe ve aklı selim olarak üzerinde duruyor Ve Hoca Efendi burada Hazreti Bediüzzaman'ın ortaya koymuş olduğu düşünce ve aksiyonunu bilginin sağlam kaynakları olan esbabi ilim üzerinden yorumluyor. Bu zaviyeden Risale-i bakmak birkaç doktora çıkaracak kadar bir tespittir. Hoca Efendi Kerim Bey'in de dediği gibi açık uçlar bırakmış. Böyle çok özet tespitlerde bulunmuş. Hocamızın o tespitlerinin önce kavranması, anlaşılması, idrak edilmesi, sonra onun gösterdiği ufukları yakalamaya çalışılması çok önemli bir husus. Ve Hoca Efendi bu yazının sonunda Hazreti Bediüzzaman'ı da anlattığı Düşünce ve Aksiyon insanı makalesinin sonunda Hazreti Bediüzzaman'ı düşüncelerinde birkaç yüz aydın münevver arka çıksaydı bugün geldiğimiz nokta çok daha farklı olacaktı ve şu an içinde bocalayıp durduğumuz birçok problemle hiç belki de karşılaşmamış olacak ve insanlığa yepyeni ufuklar açacak bir noktada olacaktık diye üzüntüsünü ifade ediyor. İşte bu geç kalmış hususun ne kadar giderebilirsek, elimizden ne gelebilirse ortaya konmaya çalışılan gayret. Şimdi Hoca Efendi üstadımızla ilgili olarak böyle bir intizarını dile getiriyor. Bundan sonraki kuşakların böyle bir şikayette bulunmaması için respekt, Kerim abiler bu çalışmalara imza atıyorlar. Şimdi biz mesela camide dinledik Hoca Efendi, kitaplarını okuyoruz, videoları var onları dinliyoruz ve kendimize bir çeki düzen veriyoruz. Yani sıradan insanlar olarak ama respek bunu akademik dünyaya taşımaya çalışıyor. Neden önemli? Akademik dünyada Hoca Efendi'nin var olması neden önemli? Bize yetiyor Hoca Efendi. Hatta paylaşmak bile istemiyoruz. Yani bizim olsun, az olsun, bizim olsun diyoruz. Yani neden böyle dünyanın Çin'e, Maçin'e, Avustralya'ya taşıyalım, oralarda, üniversitelerde tanınsın, bilinsin? Bu bir şöhret arayışı mıdır? Bu bir derman arayışı mıdır? Nedir? soru Kemal kim? Bey, Kemal Bey. <laughs> soru Kerim abiyeydi önce o neden Kerim yapıyor respekti neden yapıyor Doğru. sonrasında zatenize bağlantılı bir soru var aklımda Cemal abi tamam ee, Ziveykin çok güzel bir ifadesi var diyor ki gülün e, sebebi olmaz e, gülün güzelliğinin bir ilave açıklamaya ihtiyacı yoktur o tanımı itibariyle böyledir e, hoca efendi e, bir asır hekimi ee, Cenab-Allah'ın Şafi isminin toplulukların hastalıklarına hatta psikolojik bireysel hastalıklara karşı Şafi isminin tecellisine vabeste bir insan bize düşen vazife e, o şifayı dünyanın dört bir tarafına taşımak bana bakan Cemal abiye bakan yönüyle bizler aşık insanlarız dolayısıyla bizim için sebebe ihtiyaç yok fakat akademisyen arkadaşlarımızın Hoca Efendi'nin vermiş olduğu külli kaideleri cüz'i hadiselere uygulayarak dünyanın dört bir tarafında buradan İslam'ın bize sağlamış olduğu malzemeyle insanlığın sorunlarına çözüm üretmeye başlamaları lazım. Son üç asırdır biz dünyanın gündemini ıskalamış bir ümmetin fertleriyiz. Batı dünyası bambaşka şeyler konuşuyor ve yeni dünyayı inşa ederken biz bambaşka meselelerle meşgul oluyorduk. Bugün Müslümanlar eğer Yapay zeka devrimini yakalayamazlarsa önümüzdeki 3 asır boyunca yine biz gündemi kaçırmış insanlar olacağız. Bir dönemde bize gündemi yakalama enerjisini vermiş olan muhterem Hoca Efendi ile alakalı şimdi onun Hz. Bediüzzaman hakkında neredeyse 100 yıl sonra söylediği itizar ifadesini 100 yıl sonrasının kuşaklarına söylettirmememiz gerekiyor. Eğer bugün 300 tane münevver aydın İslam dünyasından Hocaefendinin yazıp çizdiklerine, misyonuna ve vizyonuna arka verebilseler inşallah 100 yıl sürmeyecek. Bu küreselleşen dünyada dönüşüm çok daha hızlı oluyor. Belki bir kuşak içerisinde yeryüzünün çehresi değişecek. İslam ümmetinin kaderi değişecekse bu hepimizin üzerine bir vazifedir. Hocaefendi bir kişi değil. Hocaefendi aynı zamanda Hanefi fıkhının ve Hanefi ee, ahlakının evrenselliğini temsil eden bir insan. Hocaefendi aynı zamanda maturi akaidini ihya etmeye çalışan bir insan. Dolayısıyla hocaefendiye sahip çıktığınızda başta Kur'an'a sahip çıkıyorsunuz, selefe sahip çıkıyorsunuz, ve bu Hanife'nin evrensel fıkhına sahip çıkıyorsunuz ve İmam Maturidi'nin bugün bütün İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu ve fakat terk etmiş olduğu akılcı yaklaşımına sahip çıkıyorsunuz demektir. Şimdi bunların hepsi Hoca Efendi'nin misyon ve vizyonunu ve eserlerini dünyaya tanıtmak suretiyle ihya olacak. Bu gayreti bir kişiyi dünyaya tanıtma ve sevdirme gayreti olarak değil, ihmal edilmiş olan Hanefi fıkhını ihya etme gayreti olarak görmek lazım. İhmal edilmiş, unutulmuş olan maturide akaidini ihya etmekle alakalı bir mesele. Yine Resulullah'ın terk edilmiş bir dizi sünnetini muhterem Hoca Efendi canlandırdı. Diyalog mesela hiç terk etmediği bir sünnetti Hazreti Resulullah'ın. Biz onunla yaşadık. Sohbeti canan mesela terk edilmişti Hoca Efendi canlandırdı. Şimdi bu canlanmış olan sünnetleri bizim hayatın her alanına tanıtmaya ihtiyacımız var. Bu da benim gibi birkaç gazeteciyle olacak iş değil. Küresel bakabilmek, meselenin içerisine sadece Türk ve hizmet e, sosyolojisinin içerisinde yetişmiş insanlarla değil, Arap'la, Endonezyalıyla, Malezyalısıyla, Batı'da doğup büyümüş akademisyenleriyle Hoca Efendi metinlerini alıp onun arka planındaki İslam geleneğinin bütün malzemesini ihya etme çabasının içerisine girme e, ihtiyacı var. Buna biz ihtiyaç duyduğumuz kadar bütün bir insanlığın da ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Gayretimiz bundan dolayı. Şimdi Cemal abi kime sorsak ki aralarında belki Hoca Efendi'nin talebelerinden işte Abdullah İmaz abi, rahmetli Mehmet Ali Şengül hocama da sorsak şu cevabı aldık hep biz hoca efendiyi anlayamadık. Böyle bir pişmanlık vardı herkeste. Şimdi hoca efendiyi anlamak ne demek? Bir de bunu anlatmak var. Bir de hoca efendinin beni kimseye anlatmayın beyanı var. Ben anlatırken kendinizi anlatıyorsunuz. Şimdi anlayabilmek hoca efendinin bu uyarısı çerçevesinde dikkate alarak başkalarına da anlatabilmek. Bu zor bir mesele. Dolayısıyla anlatıcıların belli vasıflara haiz olması gerekiyor mu? Herkese bu vazife düşer mi? Ya da en azından Hoca Efendi ve düşünceleri anlatacak insanların hangi vazifeyi, hangi donanımı taşıması gerekir? Bununla ilgili bazı ipuçları verir misiniz bize? Kemal Bey, e, anlayamadık diyenler herkes kendi iç muhasebesinin neticesinde o düşünceyi ifade ediyordur. Ve gerçekten e, kime sorsanız bunu söyleyecektir. Çünkü Hoca Efendi çok yönlü bir insan çok derinlikleri, çok buğutları olan bir insan. Herkes kendi kabı kadar, kendi idrak e, ufku kadar kısmını kavrayabilir. Bu açıdan e, yani kavradım, anladım iddiası hakikaten büyük bir iddia olur ama mele yudre küküllühü la yudre bir şeyin bütünü elde edilemiyorsa elde edildiği kadarı da terk edilmez e, ee, Hazreti Üstad'ın Risale-i Nurlarının da hocamızın eserlerinde Kur'an'i bir meziyet olan her seviye insana hitap edilen bir hususiyete sahip olması. Hazreti Üstad bu mevzu 20. sözde hatırladığım kadarıyla anlatırken lütfu irşat ve hüsnü ifham tabirlerini kullanıyor. Kur'an-ı Kerim muhatapları farklı seviyelerde insanlar olması itibariyle öyle bir üslupla mevzuları ortaya koyuyor ki her seviyedeki insana hitap edebilme ve hiç kimseyi nasipsiz bırakmama ve Üstadın Risale-i Nurlarının ve hocamızın pırlantalarının benim en çok dikkatimi çeken yönlerinden biri Kur'an hakikatlerini farklı Kur'ani üsluplarla anlatıyor olması. Bu açıdan her seviye insana vereceği şeyler vardır. Elbette ki çok üst seviyedeki insanların anladığı şeyleri ben anlayamayabilirim. O ufku yakalayamadığımdan dolayı yani ne kadar gayret edersem istifadem o kadar artıyor ben 10 defa 15 defa okuduğum bir yazıyı Kemal abi yeni bir kere daha okuduğumda sanki yepyeni daha önce hiç okumamışım gibi gördüğüm noktalar oluyor niye çünkü dünkü ben onu anlayacak seviyeye henüz gelememiştim bugün bambaşka bir birikimle o kaynağa yönelince Dün bana söylemediği yepyeni şeyler söylüyor. Bu açıdan herkesin kendi birikimi, anlayışı, kavrayışı, idraki, firaseti, kiyaseti, zekaveti seviyesinde yapacağı pek çok şey vardır. Ve en üst seviyedeki insan bile bütünüyle kavradım iddiasında bulunamaz. Dediğiniz gibi o bir hakikat. Şimdi e, Kerim abi, eğer bir adam ya da bir kadın bir insan inatçı değilse Hocaefendi ile temas ettiğinde kitaplarına ya da sohbetlerine e, dahil olduğunda eğer bir ön yargısı yoksa mutlaka etkileniyor. Bunun örnekleri var mı? Yani akademik kadrolarda özellikle hani bugünkü programımız biraz da bu çerçeveydi çerçevede. Akademik kadrolarda Hoca efendi şu ana kadar yani 50 yıllık sohbetleri var, eserleri var ortada. Bazı üniversitelerde kürsüler kuruldu Hoca Efendi adına. orlarda akademik çalışmalar yapan insanlar var. Arap dünyasında çalışmalar yapanlar var. Bildiğim kadarıyla bazı eserleri üniversitelerde okutulmaya başlandı. Hoca Efendi ile tanıştıktan sonra akademik dünyanın kendi eserlerinde ve hayat görüşlerinde nasıl değişim yaşanıyor? Örnekleri var mı? Şimdi öncelikle Hoca Efendi üzerine yani Hoca Efendi'yi önce tanıyıp sonra da ben bu zatla alakalı olarak bir şeyler yazmalıyım diyen akademisyen sayısı bir hayli fazladır. Ama işte Cemal abinin altını çizmeye çalıştığı mesele şu, vefa insanı olmak lazım bunun için. Aynı zamanda kararlılıkla meseleye yaklaşıp Hoca Efendi'nin çok seviyeli metinlerinin içerisinden ulema seviyesine yani havas seviyesine hitap eden satırları yakalayıp Onları gelecek kuşaklara akademik bir hassasiyetle aktarma çabasının içerisinde olmak lazım. Mesela Oxford Üniversitesi profesörlerinden Paul Weller iki tane kitap yazdı. Birisi Hoca efendinin düşüncesinin kaynakları üzerine, birisi de Avrupa'daki hizmet hareketinin geleceği hususunda yerel halktan hizmet hareketi mensuplarıyla yapılan röportajlardan hareketle etnografik bir çalışma ortaya çıkardı. Yaklaşık iki yıl hayatını buna verdi. Bu zat iki tane kitap çıkarmak için ve bunu yaparken aşk ve şevkini bizler şahit olduk yani. Hatta kitaplar çıktıktan sonra kitap süreci içerisinde yaşamış olduğu tecrübeleri anlatırken de meseleye topyekun insanlığın dertlerine çözüm üretmeye çalışan bir insan hassasiyetiyle yaklaştığını gördük. Paul Weller iyi bir baptist, bir Hristiyan. Dinini değiştirmedi. Fakat Hoca Efendi de baptistlerin sorunlarına da çözüm görüyor. Yakın bir geçmişte Oxford Üniversitesi'ndeki bir konferansa İsrailli bir akademisyen doktor katıldı. Ee, ve ve hazırda İsrail'in Gazze'deki saldırıları başlamış idi. Sunumunun sonunda şunu söyledi. Hoca efendi dini reform ederek e, yeni bir anlayış ortaya çıkarmıyor. Hoca efendi dinin asıl kaynaklarına dönerek Dinin özündeki barışçıl mesajı ortaya çıkarıyor. Bu çok önemli bir mesele. Çok reformist çıktı İslam dünyasından. Barışçıl, efendim, ılımlı olduğunu iddia eden. Ama Arap sokaklarında yansılamasını bulamadı, yankımasını bulamadı bu. Oysa Hüce Efendi'nin mesajı, e, Selef'in mesajı, Hazreti Kur'an'ın mesajı özüne dönerek mi meseleye bakıyor. Bugün eğer İsrail'de ve Filistin'de daha fazla hizmet insanı olsaydı daha az çatışma olurdu. Bu benim sözüm değil. Yani bir İsrailli haham ve profesör, doktor olan Yakov Norman'ın sözü bu. Şimdi bu kişi şunu söylüyor. Hocaefendi'den sadece Müslümanların değil Yahudilerin de öğreneceği şeyler var. Bizler de kendi dinimizin otantik kökenlerine dönerek barışçıl mesajı yakalamalıyız. Hristiyanlar da, Budistler de bunu yapmalılar. Aksi takdirde bu dünya bir Yezid cennetine dönüşemeyecek. Şimdi bunu bir İsrailli ha hahamdan dinliyor. İngiltereli bir baptist Papaz eğitimi almış olan bir profesörden dinliyor. Veya John Paul hepiniz biliyorsunuz o da bir profesör. O da papazlık eğitimi almış olan birisi. O kendi hayat hikayesiyle hoca efendinin hayat hikayesini yan yana koyduğunda hayatındaki boşlukları bu zatın hayatının hikayesi doldurdu diyor. Bana yeni bir misyon ve vizyon verdi diyor. Ve görüyorsunuz Afrika'sından uzak doğu Asyası'na kadar köşe köşe dolaşıp hoca efendiyi anlatmakla uğraşıyor bu zat. Şimdi bakınız bunlar gayrimüslim olan insanlar üzerindeki etkisi. Hocaefendi'nin Efendi'nin ilahiyat camiası üzerindeki etkisi bazen telaffuz edilmemiş olan bir etkidir. İsimlerini sayarak ben hiç kimseyi zorda bırakmak istemem ama mesela İslam fıkı üzerine önemli çalışmalar yapan bir akademisyen Hocaefendi'nin Efendi'nin tekrarladığı eğer İslam medeniyetine bir isim takılacaksa fıkıh veya usulü fıkıh medeniyeti demeliyiz ifadesi. Ben bir başka akademisyenin e, doktora tezinin içerisinde de gördüm bu sözleri. Pek çok ilahiyatçı hoca efendiden dolaylı veya direkt olarak etkilenir. Bunu telaffuz etmekten Türkiye'nin mevcut şartlarından dolayı çekiniyor olabilirler. Hoca efendinin e, sigaranın haramiyeti ile alakalı olarak o cesur çıkışı döneminde eğer Hoca yanında 300 tane daha akademisyen durabilseydi bugün İslam dünyasının umumi sağlık reformunda Muazzam bir atılım yapılmış olabilirdi. 3-5 kişi durabildi o zaman Hoca Efendi'nin yanında. Şimdi Hoca Efendi böyle özümsenmesi zor olan birisi. Sizin söylediğiniz noktaya geri döneceğim. Bazı Arap e, ulemasının bizim Hoca Efendi'nin metinlerini okurken bize gülerek baktıklarını siz zannediyorsunuz ki Hoca Efendi rekayetten bahsediyor. Halbuki kelama ait asırlardır çözülememiş bir sorunu çözüyor şu anda o satırların içerisinde ama farkında bile değilsiniz diyorlardı bize Arap alimleri. Gerçekten Arap dünyasıyla ilgilenen arkadaşlarımızın bize her zaman söylediği şey şu. Biz Hoca Efendi'ye baya bir mesafeden yaklaşmaya çalışıyoruz ama Araplara sunduğumuzda onlar aradığımız kişi bu işte diyorlar. E o zaman bunu sunmak bizim vazifemiz. Bunu götürmek daha fazla insana ulaşabilmek bizim vazifemiz. Alıcısı hazır olan bir malı piyasaya sunmamak kadar kayıplı bir yatırımsızlık diyeyim yani olabilir ancak bu da vefasızlık olurdu. Bizler risbekte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama burada her hizmet müntesibine düşen bir vazife var. Herkes hoca efendi okumaya, Hazreti Üstadı yeni baştan okumaya başlamalı ki dua umumiyet kesbetmeli. Rabbimiz hususi olarak içimizdeki has bazı kullarına ilhamlarını yağdırsın. Ve İslam Rönesansı'nın, ikinci İslam Rönesansı'nın tetiklemesi olsun. Şöyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bir dahaki sene bir şeyler değişecek. Hayır. Ama bugün yapmazsak hiçbir zaman değişmeyecek. Bu bir kuşak meselesidir. Siz bugün yatırım yapacaksınız. Bir kuşak, iki kuşak bu meseleleri yazıp çizecekler. Hep söylediğim üzere güzel bir benzetme olmayabilir ama Marx ile Marksizm arasında bin tane dahi vardır. Yani Marx, Marx Marxist Nasıl yani? estetikten... Marx psikolojiden, Marksist sosyolojiden hepsinden bahsetmemiş. O bir ekonomist. Ama yazdığı eseri bin dahi tarafından elden geçirilmek suretiyle Marksizm ideolojisi ortaya çıkmış. Ve bugün hala daha bütün yanlışlarına rağmen pek çok sosyal demokratı etkilemeye devam edebiliyor. Hoca Efendi de çok büyük bir dahi, çok büyük anlamda külli kaideler ortaya koymuş bir insan. Bunu bizim gelecek kuşağı aynıyla değil, çok ciddi bir genişleme yaşatmış olarak devretmeye ihtiyacımız var. Yani Şimdi bir televizyoncu daha... Kerim abi, yani bir televizyoncu, bir mühendis, bir doktor, bir eczacı ya da bir gökbilimci hoca Efendi didik didik etse, kendi mesleğiyle ilgili inkişaf eder mi demek istiyoruz burada. Ee, yani farklı farklı bilim adamlarının, farklı insanların hoca efendiyi anlamaları ne kazandıracak bilim dünyasında gelecek dünyamızda? Kemal Hocam yıllar önce e, güzel ismini de e, e, zikretmekte fayda var zannediyorum. Yani Öce Efendi üzerine de e, Süvari'nin dönüşü eserini yazmış olan rahmetli Ensari ile İslam dünyasının mevcut hali üzerinden e, dertleşiyordum. Aynı dönemde o vefat ettiği hastanede ben de ameliyat olmuştum. Mescidinde vakit geçiriyorduk. Yine İslam dünyasının geri kalmışlığı üzerinden bahsederken dedi ki Müslümanlara bu kadar kötü davranma. Ee, batı cüz'iyata ait meselelerde çok ileri gitmiş doğru biz geride kalmışız ama Batı külli kaidelere ulaşamamış buna karşılık biz külli kaideler Rabbimiz bize lütfetmiş külli kaideleri elimizde en bir külli kaide olan Kur'an var İslam şeriatı var dolayısıyla asıl olan mesele bu külli kaideleri cüz'iyata uygulamak sıfırdan cüz'iyata ait hakikatlerin peşine düşersek biz Batı'yı hiçbir zaman yakalayamayız şimdi gelin bunu alalım ve bir e, tıp bilimiyle uğraşan insana verelim diyelim ki elinde bu külli kaideler var. Evet senin batıda öğrenmiş olduğun cüziyata ait e, pek çok mesele var. Sen tek tek her bir hastalıktan u, hastalıkla uğraşmışsın. Ama ya şafi isminin umumi bir tecellisi var kainatta kendini gösteren bu, bu külli kaide de bu kitaplarda var işte yani. Dediğimizde aslına bakılırsa bütüncül bir şekilde insan hayat ve kainat kitabına bakmanın reçetesini sunmuş olacağız insanlara. Bu kendi içerisinde batı, toplu, batı bilimsel çevrelerinde her zaman uç noktada bilmiyoruz bundan sonrasını dediği noktaya getirdiği. her yerde biz bundan sonrasını Rabbim biliyor diyebilme lüksüne sahibiz. Bu lüksü bütün insanlığın eline vermek gibi bir vazifemiz var. Bir de şunun altını çizeyim, yani televizyoncusu, gazetecisi falan bu meselenin yani bir gazeteci olarak söyleyeceğim bunu. E, ee, sanki Hoca Efendi gelecek kuşaklara sadece ilahiyatçılar anlatabilir veya sadece sosyal bilimciler anlatabilir. Biz bir şey yapamayız zannına kapılan arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi Hoca Efendi yeryüzü mirasçılarının vasıflarında üçüncü vasıfta bu vasıf il, akıl, mantık ve şuur ile ilme yönelme vasfıdır. Orada Hazreti Üstad'ın bahsettiği bir gelecek vizyonundan bahsediyor. Diyor ki önümüzdeki asırda yani bu asır her şey ilme akacak, fenne akacak güç ve kuvvet fennin elinde olacak diyor. Sonra da diyor ki bir beyan asrı yaşanacak. Bunu da Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesinin Kur'an, o Kur'an'ın da bir beyan mucizesi olmasının üzerinden çıkarıyor büyük. Hoca Efendi diyor ki, önce asrın bütün ilimlerine sahip olacağız, sonra o ulaştığımız hakikatleri toplumun tamamına teşmil edebilmek için beyan vasfını elde etmemiz gerekiyor. Nedir beyan vasfı? Beyan vasfı YouTube'da konuşmayı bilmek demektir. Beyan vasfı kısacık filmlerle hakikatleri anlatabilmek demektir. Kısacık bir tweet mesajıyla bir hakikati ulaştırabilmek demektir. Burada iyicaz yani az sözle eyacaz yapmak yani insanları aciz bırakacak muhteşemlikte sözler söylemek var. Bu beyan asrını taşıyacak olan insanlar gazetecilerdir, YouTuber'lardır, TikTok kanalları olan arkadaşlarımızdır veya roman yazan, efendim tiyatro yazan arkadaşlarımızdır. Hoca Efendi'nin eserlerinden sadece akademik makaleler çıkması gerekmiyor. Filmler çıkması gerekiyor. Kısa filmler çıkması gerekiyor. Basit sosyal medya içerikleri çıkması gerekiyor. Tiyatrolar çıkması gerekiyor. Oratoryalar çıkması gerekiyor ki siz bu buradan hareketle bir İslam Rönesansı'nı tetiklemiş olabilirsiniz. Onun da hepimize düşen vazife var. Her bir ferde düşen vazife var. Öncelikle de anlamaya bakan yönüyle umumi bir gayrete ihtiyaç var ki gelecek kuşak, kuşaklar bunu sırtlanıp taşıyabilsin. Ağır, ağır ağır misyonlar yüklüyorsunuz. İslam Rönesansı'nı gerçekleştirmek falan deyince hiç üstüme alınmıyorum. Yani böyle ağır yükleri yükle, taşıyacak bir omuz yok bende. Ama e, Cemal abi gibi e, müdakkik insanlar da hani onu görüyoruz. Cemal abinin sohbetlerini iştirak ettiğimizde şu cümleyi de ondan öğrenmiştik. E hoca efendinin eserlerini imanı nazarla okuyun demiştiniz değil mi Cemal abi? Yani kelime ke hoca e, bu kelime hoca efendi genel, genel manada kitap okuma tavsiyesi Cemal abi. Evet. Şimdi sizin de öyle okuduğunuzu bildiğim için soruyorum. Her kelimesinin, her cümlesinin, her noktasının virgülünün mutlaka bir anlam taşıdığını düşünüyorsunuz. Eee Raindrops'ta zaten programlara da başladınız bu çerçevede. Ee, anlatı anlatımlarınız da var şimdi benim merak ettiğim şey şu ee, Kerim abi biraz perdeyi araladı ee, Hoca Efendi anladıktan sonra sizin insanda toplumda sokakta medeniyette teknolojide nasıl bir değişim e, öngörüyorsunuz e, nereye varmaya e, çalışıyorsunuz Kemal abi hoca Efendi Biraz önceki mevzuya da devam ettirerek oradan almak istiyorum hı. <laughs> mesajı evrensel olan Kur'an ve sünnetten ilham alıyor. Ve hayatın bütün katmanlarına hitap eden bir üslubu var. Hayatın bütün alanlarında yeniden kendimiz olma, yeniden dirilme mevzu üzerinde duruyor ve gerçekten çok yönlü olduğunu ifade etmiştik. Bu açıdan her ilim dalına, Hoca Efendi'nin çekirdekler halinde söylediği, Risale-i Nur'da çekirdekler halinde bulunan pek çok husus var. İşte herkes genel manada bu eserlerden kalbi, ruhi, fikri açıdan bizi beslemesi, Allah'a karşı kulluğun hakkını verecek inceden ince bir kulluk yaşama adına bizi beslemesinin yanında ihtisas alanımızla alakalı da yepyeni ufuklar açacak çekirdekler, nüveler, doneler olduğu yaklaşımıyla okuduğunda ki olduğundan dolayı böyle diyorum. Kendi mesleğinde de kendi branşında da yepyeni ufuklara açılacaktır. Bunun birçok örnekleri var. E, Hoca Efendi farklı yazılarında edebiyatla alakalı beyan kitabında bazen bir mevzu anlatıyor. Mesela şu an hatırıma gelen edepten edebiyata ince bir çizgi makalesinde Genel manada bizim hayatımızı e, ifade ettiğimiz o ince çizgiyi anlattıktan sonra bunların diyor vefalı ve yetenekli dimalar tarafından araştırılıp insanlığa aktarılmasını ne kadar arzu ederdim gibi farklı yazılarında değişik alanlarla alakalı uzmanlara meseleyi havale ettiği yerler var. Mesela bir kez dar bir açıdan bir kez daha Kur'an yazısında bir icaz hecelemesi kitabının başında Kur'an'ın kainattaki tekvini emirlerle alakalı farklı ilim dallarına yaptığı göndermeleri işaretlere örnekler verdikten sonra bu işin teferruatını uzman firasetlere bırakıyorum diyerek hayatın farklı alanlarında fizik, kimya, biyoloji, astroloji e, özür dilerim, astronomi, astroloji değil astronomi diyecektim. Astronomi gibi Kur'an-ı Kerim'in arzla alakalı Hazreti Üstad'ın ilmül arz, ilmül beşer, ilmü sema diyerek muhakematın girişinde üzerinde durduğu bütün ilim dallarıyla alakalı ufuk açıcı noktalar var. O açık uçlardan çok farklı dallardaki insanlar yürüdüğü zaman ilimlere tevhidi bir nazarla yaklaşıldığı zaman Hocaefendi'nin hani bir yazıda dediği gibi o zaman teknoloji kötülük üretmeyecek, iyilik üretecek. Meleğin elindeki silahtan kimse zarar görmemiştir diyor. İlimler insanlığın faydasına, hayrına, salahına çalışmaya başlayacak. İnsanı tahrip eden, mahveden bir silaha dönüşmeyecek. Daha böyle merhamet alaşımlı bir bilim yaklaşımı olacak diye özet olarak Kemal Bey. Bir de bir önceki mevzuyla alakalı Hoca Efendi'nin bir cümlesi hatırıma geliyor. Ölçü ve Yolda kitabında. Diyor ki yüce ve yüksek mefhumlar, kavramlar mutlaka zihirlere nüfuz edecek, gönüllerde heyecan oraya uyaracak, ruhlarda kabul görecek Ali bir üslupla anlatılmalıdır. İşte bu Kerim abinin çırpındığı, didindiği o seviyede meseleyi ele alma Herhalde bu tür akademik çalışmalar olacaktır. Yüksek ve yüce hakikatleri onlara yakışır yüksek bir üslupla sunma. Sizin bir pırlantanız varsa siz bunu rastgele bir mahfaza bir ambalaj içinde takdim etmezsiniz. O kıymet ve değere yakışır bir hediye paketi içinde takdim edersiniz. Zannediyorum Kerim abi'nin de altını çizdiği husus husus bu olsa gerek. Şimdi Kerim abi Hocaefendi bazı sohbetlerinde hatta yazılarında da özellikle İslami ilimlerin ya da Müslüman ilim adamlarının bir sonra bir durağanlığa girdiklerini söylüyor. Son 300 yılda ise zaten artık neredeyse havlu atmış durumdayız. Siz de durağanlaşmış Müslüman aklını harekete geçirmek ifadesini sık sık kullanıyorsunuz. Bunun bununla bir bağlantısı var mı Hocaefendi anlamak ve anlatmak çerçevesinden el aldığımızda? Duranlaşmış Müslüman aklı nasıl harekete geçer, nereye e, evrilir? Şimdi e, Hoca Efendi'nin son eserinde bu mesele yine ele alınmış. Özellikle Filibeli Ahmet Hilmi'nin e, İslam dünyasının neden geri kaldığıyla alakalı bir dizi eseri vardır. O eserlerinde ele aldığı iki temel sorun, tevakkuf yani duranlaşma demek, tutulma, akıl tutulması demek ve satiliğe rıza göstermek. O da yine aklın duru anlaşmasıyla alakalı bir mesele. iki temel soruna indirgiyor Filibeli Ahmet Hilmi. İslam dünyasının sorunlarını Hoca Efendi o meseleye açılım getirmeye çalışıyor. Evet Hoca Efendi, Hazreti Üstad da aslına bakılırsa bu aklı harekete geçirme meselesini bırakınız e, Risale-i Nur gibi sonraki dönemdeki eserlerinde Kızıl İcaz'ın sonunda bile diyor ki yani bu metni böyle yazdım zihinlerinizi zorlayasınız e, kendinizi bir anlamda anlayabilmek için gayret gösteresiniz diye. Eskiden böyleydi. Bazen metinler bulmaca şeklinde yazılırlardı sırf öğrencinin, talebenin aklını harekete geçirebilmek için. Şimdi ben Müslüman aklını harekete geçirmek dediğimde Müslümanların akılları durmuş da onu harekete geçirmek gibi umumi büyük bir projeden bahsetmiyorum. Ben temelde çalışan akılların Müslümanca akıllar olmadığıyla alakalı bir endişeyi taşıyorum. Yani İslam dünyasında düşünen bir sürü insan var ama pozitivist şekilde düşünüyor, determinist bir şekilde düşünüyor. Bazen varoluşçu felsefe çerçevesinde düşünüyor. Bazen de hevasının esiri olarak düşünüyor. İslam aklı, Müslüman aklı prangalara vurulmuş bir akıl. Hoca Efendi hür düşünce meselesini ele aldığında yine yeryüzü binasçılarının vasıflarında diyor ki sorunumuz bizim düşünce hürriyeti değil, hür düşünce. Ne demek hür düşünce sorunu? düşüncemiz İslam çizgisinde muhasebinin güzel ifadesiyle Kur'ani akıl olarak çalışmıyor. Batılı akıl olarak çalışıyor ve bu at, akıl zaten kolonyal bir akıl. Dünyanın dört bir tarafında dekolonyalite diye çalışmalar yapıyor. Yani kolonyal akıldan kurtulma çabasında Latin Amerikası, Afrikası gayretler gösteriyor. İslam dünyasında çok kısıtlı gayretler var bu hususta. Ta 1970'lerdeki iktisat serisi vaazlarında Hoca Efendi usule hamse dediğimiz yani korunması gereken beş değerden birisi olan aklın korunması meselesine geldiğinde diyor ki başkaları bu meseleyi içki içmemek, sarhoş olmamak yani akla zarar vermemek gibi ele alabilir. Ben ise meseleye tamamen aklımızın kolonileşmesi, sömürgeleştirilmesi açısından bakacağım. İdeolojilere teşne olup Müslüman aklının kaybolması açısından. Ben böyle bakıyorum ve çok sıklıkla kendimi gayrimüslim, batıl ve batılı bir şekilde düşünürken yakalıyorum. Çok determinist, materyalist, pozitivist, bazen lineer böyle mantıkla düşünürken yakalıyorum kendimi. O zaman diyorum ki Müslüman aklı durağanlaşmış. Müslümanların aklı durağanlaşmış demek değil bu. Müslümanca düşünmüyoruz. Düşüncemize Müslümanca bir e, istikamet verebilmiş durumda değiliz. İşte bunun harekete geçebilmesi için bazen Hoca Efendi şu ifadeyi kullanır. Bizim bir itikat tasih ofisine ihtiyacımız var diye. Düşüncelerimiz inhiraflarla savrulmuş durumda sağa sola. Bu inhiraflara son vermedikten, müstakim ve müstakil Müslüman düşüncesini ortaya çıkarmadıktan sonra evet bahsettiğiniz İslam Rönesansı imkansız bir hedef. Önce Müslümanca düşünmeyi sağlayabilmeliyiz ki o Müslümanca düşünce İslam Rönesansı'nı netice verebilsin. Şimdi e, konumuz Hoca Efendi'yi anlama ve anlatma olduğundan dolayı Cemal abi e, onun halkasında da Hoca Efendi'nin halkasında da uzun yıllar ders okuttunuz. Şimdi hiç e, şöyle bir serzenişle bulundunuz mu? Beni anlamıyorsunuz, beni anlatmıyorsunuz, niye beni insanlara anlatmıyorsunuz? Yani Hoca Efendi'nin beklentisi nedir bu anlamak ve anlatmak çerçevesinde? Ee, dolayısıyla bazen insanlar endişe de e, ediyorlar. Hoca Efendi'yi anlatırken işte kendilerini anlatanlar ya da kendimi anlattığım e, yerlerle karşı karşıya kalıyor. Hoca Efendi'nin o tehdidiyle de yüzleş yüzleşiyorum, beni anlatmayın. Peki biz kimi anlatalım? Yani bir taraftan fikirleriyle Hoca Efendi var, bir taraftan o fikirlerini en e, makul şekilde hayata e, hayat kılmış yine kendisi hem fikirlerini hem kendisini anlatmanın ölçüsü nedir? Böyle bir serzenişi var mıydı sizlerde? Kemal abi müsaade edersen Kerim abinin e, ifadeleri zihnimde bir pencere açtı. Ona temas edip ondan sonra sorunuza geçmek istiyorum. Buyurun lütfen. E, edin. Hoca Efendi'nin Kendi Dünyamıza Doğru kitabındaki Kerim abi sizin de bildiğiniz gibi dar bir zaviyeden düşünce sistemimiz makalesi var. Hoca makalelerinde yörünge kelimeler var Kemal abi. Yörünge kelimeler. Eğer o makaledeki birkaç tane ana yörüngeyi yakaladığınız zaman o makaleyi daha iyi kavramış oluyorsunuz. Ben o makaleye baktığım zaman dar bir zaviyeden düşünce sistemimiz makalesinin yörüngesi Kur'an kelimesi. Hı Ve durağanlaşan Müslüman hakkının harekete geçmesi deyince Kur'an'i çizgide düşünmeye başlama. Kur'an'i perspektiften hadiseleri, olayları, kainatı yorumlama meselesi. Kerim abi ifade ederiniz öyle bir bana bir katkısı oldu. Onu ifade etmeden e, geçmek istemedim. Kemal abi herkes elinden geleni yapmak durumunda. Hoca beni anlatmayın, ben anlatmaya değer değilim demesi Hoca ait bir büyüklük. Burada muhterem Suat Yıldırım hocamızın hocamızın Kur'an'dan idrake yansıyanlar kitabına yazdığı ön sözdeki bir ifadesi hatırıma geldi siz soruyu sorarken. Kitabın içinde hocaefendinin kendine mahsus ortaya koymuş olduğu tevazuları var. Suat hocamız da diyor ki biz hocamıza büyük saygımızla beraber onun kendisini nef edici bu tür ifadelerini de kabul etmek zorunda değiliz gibi bir hoş yaklaşımı var. Biz evet. Hoca Efendi'nin şahsını anlatmış olmuyoruz. Biraz önce Kerim Hocam'ın da ifade gibi Hoca Efendi'nin şahsında kristalize olmuş, temessül etmiş, tecessüd etmiş diyeyim, tecessüm etmiş bütün bir o tarihi istikamet çizgisinin günümüzde temsil edilmesi zaviyesinden anlatılmış oluyor. Yoksa Hoca Efendi'nin şahsı değil beslendiği kaynaklarından almış olduğu, evrensel kaynaklardan almış olduğu evrensel yorumları anlatır. Yoksa bir şahsın anlatılması veya anlatılmaması meselesi değil. Onun şahsında vücut bulmuş olan evrensel hakikatlerin anlatılması demek. Evet. Kerim abi eee süremizi noktalarken Respekt eğitim kurumlarında yapılan çalışmalardan eğer eksik kalan şey varsa e, onları tamamlayalım. seyircilerimizi öyle veda edelim. Kemal hocam bu İslam Rönesansı meselesinin uzun vadeli bir yatırım olduğunun altını çizelim ve birinci İslam Rönesansını tetikleyen insanların ne büyük alimler ne kendisini ilim meclislerine kapatmış olan insanlar değil. E, aksine dünyanın dört bir tarafındaki e, İran, e, Mısır ve e, Bizans kütüphanelerinden kitap toplayan insanlar olduğunun altını çizelim. Bu insanlar kitaplar alıyorlar, getiriyorlar. Bunların çoğu Yunanca yazılmış veya eski Pers dillerinde yazılmış kitaplardı. Süryaniler biliyorlardı bu ismi, bu kitap, bu dilleri. Süryanileri istihdam ediyor ve bunlar çeviriliyordu. Mesela 832 yılı itibariyle e, kurulmuş olan Darül Hekime bir tercüme ofisiydi aslında bakılırsa. Ama siz onu yaptığınızda 830'da 1100'lerde İmam Gazali'ye ulaşıyorsunuz, 1000 yıllarında İbn Sina'ya ulaşıyorsunuz. Bu 120 yılda İbn Sina yapar, bir yüzyıl daha gerektirir İmam Gazali'ye ulaşabilmeniz yani zirvesine ulaşabilmeniz için. Şimdi 230 yıldan bahsettik. Bizim için de böyle bir 200 yıla yakın bir süre lazım mı? Hayır. Çünkü bundan önceki bütün med bütün Rönesanslar diyeyim yani es antik Çin Rönesansı, Mısır Rönesansı ve Avrupa Rönesansı ve İslam Rönesansı neredeyse hepsi toplamda üç asır sürmüştür. Ee, sebebi de insan bütün Rönesanslarda at sırtında seyahat ediyordu. Bunların evet. tamamında insanın hızı sabitti, değişmiyordu ama bugün uçakla seyahat ediyoruz. Dahası gördüğünüz üzere siz bir başka ülkedesiniz ben başka ülkede hala seyahat etmeden de ilimle meşgul olabiliyoruz. Onun için geçmişte 3 asırda sağlanmış olan dönüşümün ben 30 yıl içerisinde sağlanabileceğine inanıyorum. Bu küreselleşen, bu hızlanmış e, asrın içerisinde. Ümit var olunuz, geleceğin istikbalin sadaları içerisinde en yüksek bir sada İslam'ın sadası olacaktır. Ama bu hususta aynı zamanda Kadir Şinasol'un, e, vefalı olun üzerinize düşen görevi yapın o sada başkasının sadası olmasın içinde cılız da olsa sizin de sesiniz olsun diyorum seyircilerimize. Evet Cemal abi Kerim abi'nin söylediklerinden çağrışan bir şey varsa onlarla hitabamızı kapatalım. Evet tekrarı zaman hakikatine dikkat çekti Kerim abi. Hocafendi'nin de eee tekrarı zaman üzerine güzel bir makalesi var. E, evet eskiden uzun zaman dilimlerinde olan hususlar günümüzde zamanın ve mekanın hızlı bir şekilde büzüşmesi, daralmasından dolayı sürenin azalacağı muhakkaktır inşallah. Türk Hocam çok teşekkür ediyorum. Kerim Balcı abi çok teşekkür ediyorum. Bu konuda yeni programlar da yapmak isteriz. Sizin kendi programlarınız var. Farklı mecralarda da konuşuyorsunuz. Ee, çok istifade ediyoruz. İnşallah daha sık görmeyi arzu ediyoruz. Raindrops ekranlarında da. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum değerli konuklarım. Teşekkürler ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Raindrops TV, din, tefekkür, risale-i nur, kültür ve sanat alanında yeni projelerle sizlerin iltifatını hak etmeye gayret ediyor. Biraz önce yaptığımız yayında bunlardan birisiydi. Lütfen programı seyredin, beğenin, yorum yapın ve paylaşın ki bir başka ihtiyaç sahibi de bundan haberdar olsun. Yeniden görüşmek ümidiyle efendim, hoşçakalın. eser düşünün. Okunuyor, bir daha okunuyor, tekrar okunuyor. Defalarca okunuyor. Her defasında yepyeni bir lezzet, taze bir hakikat sunuyor. Yazıldığı yüzyıldan çok, sonraki asırlarda anlaşılan bir eserden bahsediyoruz. Risale-i Nurlardan. Bediüzzaman Said Nursi'nin dağlar, kırlar, savaş ve zindan şartlarında kaleme aldığı bu eserler, müellifinin ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'in manevi ve yüksek bir tefsiridir. Hem aklı hem kalbi aydınlatır. Süreyya Kitap, bu eserler üzerine yazılmış yepyeni bir kitapla okurları buluşturuyor. Risale-i Nur ve Tasavvuf Kitap, risaleler üzerine seminerler veren ve bu konuda yayınlanmış birçok kitabı da bulunan Seyyid Nurfeti Erkal imzasını taşıyor. Risaleleri farklı bir bakış açısıyla kaleme alınan bu kitapta, Üstad'ın Risale-i Nur'larda tasavvuf ve tarikatlar hakkında yaptığı değerlendirmeler yer alıyor. Bu metinler vesilesiyle hakikate giden yollar içinde Risale-i Nur yolu ve tasavvufi yolların buluştuğu, ayrıştığı noktalar ele alınıyor. Yüzlerce dile çevrilmiş ve halen uluslararası makale ve tezlerde incelenen bu eserleri daha yakından incelemek istiyorsanız bu kitap tam size göre. Risale-i Nur ve Tasavvuf kitabı Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyakitap.com'da